Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf sağlık bilgisi 1. dönem 2. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Yazılıya hazırlık çalışmamıza geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum ki sınıfınıza ait diğer derslerin yazılıya hazırlık çalışmalarına kanalımdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz diyerek ilk sorumdan başlıyorum. Her besin grubundan yeterli miktarda almaya ne denir? Dengeli beslenme denir. Yapalım. dengeli beslenme denir. Gereğinden az veya fazla hep aynı gruptan besin tüketilmesine dengesiz beslenme denir. Vücudun bazı hastalıklara direnç kazanması nokta nokta yaptırılarak sağlanabilir. Aşı yaptırılarak sağlanabilir. Günde en sık yapılması gereken temizlik uygulaması el temizliğidir. Bilen kişi tarafından ilaç kullanılmadan yapılan yardıma ilk yardım denir. Vücuttaki doku ve organların yapısındaki değişmeler sonucu biyolojik fonksiyonlarında olgunlaşmasına, biyolojik fonksiyonların da olgunlaşmasına arkadaşlar biz ne diyoruz? Gelişme diyoruz. Peki hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan döneme ergenlik dönemi denir. Akciğer dokusunun iltihabı hastalığına zatürre adı verilmekte arkadaşlar. Peki ilk sayfayı hızlı bir şekilde tekrar edecek olursak her besin grubundan yeterli miktarda almaya dengeli beslenme denir. Gereğinden az veya fazla hep aynı gruptan Besin tüketilmesine dengesiz beslenme denir. Vücudun bazı hastalıklara direnç kazanması aşı yaptırılarak sağlanabilir. Günde en sık yapılması gereken temizlik uygulaması el temizliğidir. Bilen kişi tarafından ilaç kullanılmadan yapılan yardıma ilk yardım denir. Vücuttaki doku ve organların yapısındaki değişmeler sonucu biyolojik fonksiyonların da olgunlaşmasına gelişme denir. Hayatın 12 ila 25 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan döneme ergenlik dönemi denir. Akciğer dokusunun iltihabı hastalığına ise zatüre ismi verilir diyoruz. Ve ilk sayfamızı mükemmel bir şekilde tamamlayıp arka sayfamızdaki diğer sorularımız ile devam ediyoruz. Evet burada bir boşluk doldurmamız kalmış. Ne demişiz? Fazla kiloluluk hastalığına nokta nokta adı verilir. Obezite adı verilir. Arkadaşlar bunun dışarısında nokta nokta eksikliği sonucu dişlerde daha kolay çürü, nokta nokta eksikliği sonucu dişlerde daha kolay çürüme meydana gelir demişiz. Burada direkt olarak D vitamini de diyebiliriz ya da direkt kalsiyum de diyebiliriz. Çünkü seçeneklerde sadece bunları verebilir. Ama ben buraya kalsiyum ve D vitamini olarak yazıyorum. Arkadaşlar kalsiyum ve D vitamini eksikliği sonucu dişlerde daha kolay çürüme meydana gelir diyoruz ve boşluk doldurmalarımızı Mükemmel bir şekilde e, tamamlamış oluyoruz. Temel sağlık basamaklarından 5 tanesini yazınız demişiz. Hemen yazalım. Birinci olarak ne diyebiliriz? Kurum hekimlikleri. İki, sağlık ocakları. Üç, dispanserler. 4 toplum sağlığı merkezleri 5 aile hekimlikleri diyebiliriz. Bağımlılık nedir? Açıklayınız. Arkadaşlar bağımlılık Zevke neden olan madde veya davranışların artan miktarlarda tekrarlanmasıyla oluşan bir bozukluktur. Ne dedik? Zevke neden olan madde veya zevke neden olan madde ve ya davranışların artan miktarlarla birlikte artan miktarlarla birlikte tekrarlanmasıyla oluşan bir bozukluktur diyoruz arkadaşlar. Peki diğer sorumuz nedir? Diş sağlığını korumak için yapılması gereken eylemlerden 5 tanesini yazınız demişiz. Peki ne yapabiliriz diş sağlığımızı korumak için? Çok sıcak ve çok soğuk şeyler tüket tüketmemeliyiz arkadaşlar. Bunun içerisinde şeker, çikolata ve benzeri şeylerin aşırı tüketiminden kaçınmalıyız. Sert cisimleri dişlerimizden uzak tutmalıyız. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Dişlerimizi düzenli olarak ne yapmalıyız? Düzenli olarak dişlerimizi fırçalamalıyız. Peki bunları şimdi yazalım. Önce bir düşündüm. Neleri yazabiliriz? Dişler düzenli olarak fırçalanmalıdır. Sert cisimler dişlerden uzak tutulmalıdır. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Çok sıcak ve çok soğuk şeyler tüketilmemelidir. Şeker, çikolata benzeri şeyler. Şeker. Çikolata ve benzeri şeylerin aşırı tüketiminden diyelim. Aşırı tüketiminden kaçınılması kaçınılması gerekmektedir dersek güzel bir şekilde ben ne yapmış oluyorum? Ee, sorumu tamamlamış oluyorum. Peki dedik ve bu sayfadaki sorularımızı tamamladık. Tikimizi koyduk. Arka sayfadan şöyle son test sorularımıza devam edelim. Alkol en fazla hangi organa zarar verir? Arkadaşlar şimdi karaciğer, akciğer, kalp, beyin, mide hepsine zararı oldukça büyük alkolün. Fakat en çok zarar vermiş olduğu organ karaciğerdir. Neden? Çünkü alkolün sindirilmesiyle ilgilenen organ karaciğerimiz. Ama akciğere de, kalbe de, beyine de, mideye de, tırnaklarımıza kadar tutun her şeye zararı var aslında ama en çok karaciğere zarar vermekte. Devam ediyoruz. Sigara en fazla hangi organa zarar verir? kalp, beyin, akciğer, mide, karaciğer. Arkadaşlar yine alkolde de olduğu gibi sigaranın zarar etmediği organ yok. Hepsinde çok ciddi tahribatlara neden oluyor. Fakat sigaradan en çok etkilenen organımız akciğerdir. Arkadaşlar çünkü sigara dumanı içeri çekildiğinde ilk olarak ne yapıyor? Ciğerlere giriyor. Ciğerlerin dibine kadar ve oradan tüm vücuda yayılıyor kanserojen maddeler içerisindeki. Onun için ne diyoruz? Bütün organlara ciddi zararı var fakat en çok sigaranın akciğerlere zararı vardır diyoruz. İçmiyoruz. Kimseye de içirtmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle uzak duruyoruz. Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir bölgede devamlı olarak görülmesine ne verilir? Enfeksiyon, iltihap, salgın, nezle, grip. Arkadaşlar şu anda da içinde bulmuş olduğumuz COVID-19 yani koronavirüs nedir? Bir salgındır ne yapıyor şu anda ülkemizde ve dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Biz buna sal diyoruz. Yanağın iç kısmında oluşan küçük, ağrılı, beyaz yaraları ise arkadaşlar biz ne diyoruz? Şimdi sarı nokta göz ile, ile alakalı bir hastalık. Glokom yine göz ile alakalı bir hastalık arkadaşlar. Arpacık yine göz ile ilgili bir hastalık. Pamukçuk ve aft ağız ile ilgili fakat burada bizim tanımımıza yani küçük ağırlık beyaz yaralara dediğinden dolayı ben burada ne yapıyorum alt seçiyorum 5 şıkkını eliyorum ve dersimi yazılı yazılık çalışmamı mükemmel bir şekilde sonlandırmış oluyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.